hoş geldiniz. Ya. Çok hoş bulduk. Hoş bulduk ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Her zamanki gibi enerjik olmaya çalışacağım. Kapıyı kapat kız. Kar yağıyor tamam. Dışarıda. Ben şapkasız seni görünce tanıyamadı. Terlikler yazı evet. Getirmişti dışarı. Evet. Bu niye kapanmıyor? Bilmiyorum herhalde. Kapanmıyor. Boş ver. Evet, kablodan herhalde. Evet. Boş verdim. Evet, hoş kimin geldiniz. Evine geldim? Hoş buldum. Komşumun evine geldik. Komşunun en üst kattaki evine... komşum eve. Sen nerede oturuyorsun? Ben alt katta oturuyorum. E sen kendi evinde niye yarışmadın? Mutfağım çok küçük orası. Heh, gel küçük yanıma gel. Geldi, evet. Aynı değil mi mutfak ölçüleri bu apartman? Bir dumanda. Yok, aynı değil. Benim ocağım burada olduğu için ve olduğu için olmadı. Anladım. Burası daha büyük. Daha büyük ama gene evet. karışık. Karışık. Nasıl oldu? Kalkmış kom. Yemeklerimi yetiştirdim. Hepsinin ağzı kapalı. Milföyleri ısıtayım bunlar diye. Bunlar milföy müydü bir zamanlar? Evet, ısıtayım. Ne oldu bunlara? Başlarına ne geldi? Anlatayım mı? Günün şanssızı bunlar. Bu neydi? Evet. Tatlıyı yapacaktın. Turunçka. Evet, ben ısıtmak için kızım, koydum. Kızım ya niye kağıdıyla milföylerin üzerinde? Bunlar çöp artık. Ha atacaksın. Evet, bunları yazık atacağım. Yazık ya, yazık. Bu... Azerbaycan aşı, Azerbaycan'a kucak dolu sevgi. Bu kazmaklı, garası. Kazmaklı gibi mi pilavı? Kazmaklı ama bu garası diyorlar. Ha garası, bu garası. Evet. Bu nesi? Bu aş pilavı işte. Bu da pilavı, aşı evet. Oldu. Ah yandı mı pilav dibi? Yok, kazmak ya burası böyle ha, şey kazmak olabilir. Kazmak lazım onu. Aynen kazmak lazım. Kazmağını koymayacağım. Yanmadı zaten. Yani. Sen o siyah olmayan yerlerinden. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Ay neyse ben buraları görmüyorum. Zaten kimseyi mutfağa almayacağım. Kimse görmesin. Katık evet. Dolması. Buna evet. Tabii naylonu katmayalım içine onu çekelim. Katık dolması güzel görünüyor tencerede evet. Üstü kapalı. Gel. Dör bakalım. Evet anlat açıyorum. Neydi bu? Ta 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 ta. Evet bu gülörük çorbası. Gülörük çorbası. Bitlisimizin evet. Çok lezzetli böyle bulgurlu köfteli bir evet. Çorbası. Tatlı nerede? Evet tatlımız burada ama bunun da sunumunu falan koyacağım. Göstereyim. Bakayım. Tabii ki de. Böyle süslemesini koyacağım. Hatırladım. Evet. Ben bunu bir yerde renkli renkli yapmışlardı yemiştim. Ha sunum renkli renkli. Renklisi de vardı. Evet. Seninki de güzel ve... Ah, gazan mübarek ola. Amin. Hadi gidelim. Ne. Azerbaycanlıydı değil mi senin nişanlın? Adı ne? Seyyat. Seyyat'a buradan evet. Selamlar. Ailesi evet. De orada mı? Azerbaycan'da, o zaman evet. Nerede? Bakü'deler mi? Bakü'der. O zaman Azerbaycan'a Bakü'ye herkese benden kucak dolusu sevgiler. Can Azerbaycan. Çok seviyoruz evet. Onları. Evet, kesinlikle onlar da öyle. Bizi seviyor çok kardeşlerimiz. Çok seviyorlar, evet. Bol bol da izliyorlar biliyorum. Evet, çok izliyorlar. Yarışmacılarımız oldu orada. Evet, evet. Birinci olanlar da olmuştu vakti zamanında. Ama bugün senin günün. Evet. Nuray. Evet. Tamam mıyız? Tamamız. Hiçbir şey eksik değil. Yok eksik değil. Şu pilava kafam takıldı. Ben çaktırmıyorum ama onlar ala. Ay masan çok güzel. Teşekkür ederim. Senin mi tabakçana komşunun mu? Hepsi benim. Hepsi benim. Sırıcı evet. Söyle. Yarışmacılar da senin. Tabii ki de. Al da gel onları. Hoş geldiniz. Merhaba. Çok hoş geldiniz. Buyurun. Giriyoruz aynen. Tabii girebilirsiniz. Ben galoşu giydim kapıda zaten. Çıkartabilirsiniz de gelebilirsiniz. Yok. Hiç fark etmez. Hijyen montlarınızı alayım isterseniz. İyi. Vereyim ben size. Evet. Masası da tamam gördüğüm kadarıyla. Güzel renkler. Turuncu, yeşil, kahve. Gürbüz. Ne haber? Çok iyiyim Zuhal Hanım. Siz nasılsınız? İyiyim. Pilav gitti mi pilav? Merhaba Zuhal Hanım. Merhaba. Hoş geldin Hüseyin. Tamam. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Gel, çök. Sucucuk evimize. Dışarısı 1 derece, İstanbul'da böyle bir karlı merhaba. Hava birkaç gündür. Deniz, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? Zorluğum? İyi canım, sen nasılsın? Merhabalar. Teşekkür ederim. Merhaba, senin bacak boyun kaç yahu? Maşallah. Hiç ölçmedim ama ortalamanın üstü galiba. Ortalamanın üstünde. Bir manken evet. Fiziğin var, onu evet, söyleyeyim. Evet, var. Merhaba. Ve hoş... Aa, saçlar açılmış Bağgül. Ne güzelmiş evet. Senin saçların. Çok ne göstermiyorsun kaç gündür yahu. Çok sağ olun. Çok siz güzelsin. Çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Tekrardan çok hoş geldiniz. Çok hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öyle hoş böyle bulduk. Değil. Hoş bulduk. Çok hoş bulun inşallah. Aa, İlif senin bluzun ne? Evet ya. Aynen dekoruyla ben de ki. Aynen. Ya bunun için teşekkür ederim. Ne demek? Aynen. Evet. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? İyi, yoruldunuz siz nasılsınız? Mu? Ya sizi çok iyi anlıyorum. Gerçekten çok zormuş. Daha çok iyi anlayacaksın sonlara doğru. Ya sonlara doğru mu artık bilemem ama şu ana kadar. Yetiştirebildiniz mi? Evet, şükür.
Yetiştirmiş. Yetiştirdik. Ama giren terler. Şapkasız görünce bir eksik geldi. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Kapıdan girer girmez. Seni şapkasız tanıyamadım. Farklı bir maç. O kadar gözümüz alıştı ki. Rica edebilir miyim? Buyurun. Takmanızı. Pembe bir şapka. Aa, servis yaparken takamayacağım. Ama masada da takılmaz normalde. Servis yok, yaparken servis de takın ama o ben zaman. Şu an... Yani öyle bir şey yapalım madem. Madem istisnaları çiğniyorduk. Böyle kaideyi bozsa da. Bence bugün gerek yok. Nuray'ı üzmeyin. Evet. Evet Nuray'cığım neyliydi çorba? Anlat bakalım. Getirirken mi anlattım? Şu şimdi anlat. Şimdi anlat. İçmeyenler olabilir. Tamam. Gülörük çorbası. Böyle bulgurla kıyma veya tavuk göğsü tercih edilebilir. Bitlis'e de kucak dolusu bir selamlar sevgiler. Evet. Pardon. Tatvan. Bitlis Tatvan. Bitlis Tatvan'a. Evet. Baharatlar özellikle kuru reyhan, kuru nane öğütülüp... Kullandın değil mi reyhan? Tabii tabii. Çok güzel. O çok güzel bir özellik katar. Çok, aynen. Bir de suyunda soğan olmazsa olmazıdır. Aa, bunda neden soğan var demeyin zaten olması lazım. Baştan anlatayım. O zaman hadi bakalım. Teori kısmını dinledik, geldik evet. Pratik kısmına. Aynen. Verin lütfen aynen. Kaselerinizi. Benim servise evet. Zaman yetmemiş herhalde. Ne oldu? Aa, üstünde mi kalmış? Evet. Hepsi aynı. Olabilir. Benimki de aynı. Biliriyor. Bende de yanda. Benimki kusura de. Bakmayın. Aceleye geldi herhalde biraz. Ne demek? Tabii ki de bakacağız. Tabii ki kusura bakmak için varız diyor. Her şeye bakmak için varlar. Bakın efendim bakın. Bakın, bakın ne güzel. Bakın. Her gün eleştirip eleştirip bugün de şapkanız neden yok demesi çok komik geldi. Yani ben servisle mi uğraşacağım, şapkayla mı uğraşacağım yani bilemedim açıkçası. Deniz Bey her zamanki gibi gereksiz yorumlarını yaptı. Bugün tabii ki de şapka takmayacak yani. Normal günlerde misafir olarak geldiği için ama servis yaparken şapka takması ne kadar gereksiz olurdu? Bugün şapka takmamasını anlamsız buldum. Sunum yaparken dedi. Sunumda sonuçta kafasının üzerinde tepsi taşıyarak getirmeyecekti yani şapka olmalıydı. Evet bu arada masayı nasıl buldunuz hanımlar beyler? Bir göz atın şöyle bir. Renk uyumu güzel olmuş. Güzel ben çok beğendim. Sevdim. Bir de sevdiğim renkleri olduğu için turuncular, yeşiller falan uyumlu olmuş. Uyumlu. Böyle çok şık değil. Ama böyle, yani sade de değil, güzel. Bir de çiçek gerçek olsa enerjik, bence enerjik, cici, güzel. Bence evet, Nuray'ı yansıtan kendi bir masa. Kendi gibi, ben diyecektim. Onun enerjisi, evet, bu, renkler. Bu, Nuray bu masa olurdu dünkü herhalde. İşte öyle olmuş. Masa Nuray olmuş gibi. Dünkü Nuray Hanım'ın kombini bugün masa olmuş gibi. Yeşiller falan. Çok güzel ama. Ama bugüne kadar benim en beğendiğim masa oldu. Ben öyle mi? Abartıyorsun. Ben de son kadar da değil. Odun, abartıyorsun odun, şu anda. Odunsu şeyleri çok severim. Ben de, ben de. Baksana bu suplalar falan aynen, çok iyi. Ben çok severim. Neyi beğendin? En 50 tane bardak var. Anlatıyorum ya. Kuru çiçekleri mi beğendiniz? Ben canlı çiçek sevmiyorum. Ben koparılmasından yana değilim canlı çiçek. Arkadaşlar bu arada hiçbir şey sevmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bunun buyurun. Kıvamı böyle olması lazım. Suyunun az böyle kıvamlı şekilde olması lazım. Sonradan suyu az demeyin. Biraz yuvalama şimdi, gibi bu o zaman. Bizim bildiğimiz yuvalama. Yuvalama daha küçük 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 olur. Hani Antep bölgesinden ama bu böyle. Kıvamı böyle. Evet verin o zaman. Hüseyin diyor ki bugüne kadarki en güzel masa diyor. Elif de diyor ki abartmayın. Neyini beğendiniz bu kuru çiçeklerin dedi Elif. Gerçekten canlı mi? Canlı çiçek sevmiyorum. Siz hani gerçek çiçekleri görünce çok beğen. Beğenmiştim de ben kesin masada, kendisine evet, de gerçek çiçek beklerdim. En azından masada sizinki ama benim boş verin. Masa sonradan gelmedi arkadan. Daha çok hani, böyle kuru çiçek. Kurye, daha kurye getirmedi. Kurye getirmedi sonradan daha çiçek getirmedi. Çünkü evde olan bir şey zaten. Ben yalnız yaptırdım. Canlı çiçekler dalında güzel bence. Ben masalarda sevmiyorum canlı çiçekleri. Özel yani masalarda olur. Ya ben özel diye bir canlıyı katletmemize anladım, gerek kız yok bence yani. Arkadaşınızla hiç almamışsınız fark ettim ben. Canlı çiçek almayı tercih etmiyorum hanımefendi. Çiçekler öyle güzel. Yani şu an neden canlı çiçeğe taktılar ki anlamıyorum yani. Gayet güzel. Bunlar özel özel alındığı, gece çiçekçiye gidildiği, teker teker takıldığı. Çünkü bohem bir tarz var. Ahşap kullanılmış ve üzerinde de kuru çiçek giderdi yani. Ve o çiçekler hiç solmayacak. Ben onu salonda kullanacağım. Şeyden hatıra diye işte yemekteyizden hatıra diye bende kalacak bunlar. Ben sevdim dediğim gibi Nuray Hanım'ı yansıtıyor. Yani Nuray Hanım kim? Evet Nuray Hanım. Orada yanlış yere konmuş tabii. Hemen yani evet biraz karışık. Ben çok desen böyle göz yoruculuktan haz eden birisi değilim ama renkli bir karakter, desenli bir karakter o. O böyle evet, bir karakter yani. Ben senin masanı çok merak ediyorum. Onu da yarın göreceğiz. Evet. Çünkü tasarım. Tasarımcı. Evet. Ve ev tekstili de senin alanına giriyor. Bakalım nasıl hazırlayacaksın, neler koyacaksın. İnşallah umarım nasıl beğenirsiniz benimkileri de. İnşallah. Dilerim. Büyük arkadaşlar final az size kaldı. Ne olacak derken geldik Perşembe geldik gününe. Evet çok evet, yarın bilmiyorum puanlar da birbirine yakın ha.
Çok yakın. Öyle de bir durum var. Evet, sizler hesaplamışsınızdır diye düşünüyorum. Birer puan falan var herhalde. Evet evet, çok bir şey yok yani arada farklar. Ben şeyi söyleyecektim. Bugün beni iyi okuduktan sonra gerçekten Bağgül Hanım'a verdiğim puandan pişman oldum açıkçası. Ben de çünkü. Menü çok az. Yani bugün mü? Evet, ve bugün hani ne puan vereceğiz ki Bağgül Hanım'a haksızlık olmasın diye. Çok teşekkür ederim düşündüğünüz gerçekten için. Çok hani emek bence vermiştim bir menüme. Yani ben menüyü gerçekten bu kadar bir düşük tutacağını beklemiyordum. Bir saatten fazlasıyla kemik kaynattım ben. Onu dün söyledi Hüseyin Bey. Onu dün düşünecektiniz. Az dedik yani, çok az puan oldum, verdiniz. Gerçekten pişman oldum. Uğraştırıcıydı çünkü. Evet, çok uğraştım. O kadar da pişman olmanıza gerek yok. Lezzetler de öyle. Pişmanlık seviyemi de mi siz belirliyorsunuz? Evet. Bilgi seviyem gibi hanımefendi. Bilir kişisiniz her konuda maşallah. Peki bugünkü menüyü niye o kadar ezdin ya? Ezmedim, düne göre. Neye puan vereceğiz diyorsun? Hayır, yani bugün bilmiyorum, lezzetli olursa evet lezzetine bakacağız ama dünkü menüden sonra bugünkü özellikle bana çok az. Peki biliyor musun bugünkü menüyü? Mesela Azerbaycan aşı hiç yedin mi? Bu zaten ben onu ana yemekte de söyleyeceğim, bulamadım yani asla internette. Pilav çıkıyor, evet, Azerbaycan pilav galiba. Şimdi pilav... çeşit çeşit pilavlar var, evet. Onlara da farklı farklı isimler veriyorlar. İşte ben çeşitli... Kazmaklı diyor, işte çeşitli aş diyenler var, yani etli, kuru meyveli bir pilav. Aslında. Evet, aş yani pilav demek. Evet, sen daha iyi. Evet. Hadi gel otur bakalım, artık içelim çorbalarımızı. Bu arada Hüseyin Bey, sizi duydum. Yani öğrenci menüsü duymuş. Çıkartıp da çorba olarak ana yemek diye kullanılamazsa zor bir çorbadır. Ben size bu çorbayı getirmiştim. Benim çorbamın yanında bu çorba çok kolay. Hayır, onu demiyorum. Bizim Doğu yöresinde bu çorba olarak kullanılıyor. Çorba mı çorba? Siz ana yemek çorba, dedin. Kendisi ana yemek. Hayır, ana yemek zorluğunda dedim ben. Zorluğunda dedi. Hadi içelim. Gerçekten de ana yemek gibi bir çorba. Evet, ana yemek gibi duruyor. Suyu nerede? Doğru. Yok. Kıvamı yok. Böyle dedim suyu ya ben. Suyu az. Arkadaşlar, kettle'dan su kaynatıp zaten koyabilirim. Bunun böyle koyu kıvam olması lazım. Koyu kıvam değil. Peki, bakın. Bakın sizi iki kaşıklık suyu var yani. İki kaşıkla alsam su bitecek. Zaten koyu su kıvam almaması değil lazım. Bu. Suyu az bunun. Tadın da şeyin benim. Bir tane alırsanız doyuyorsunuz. Şeyinden bahsediyorum. Zaten, zaten o yüzden çok az koydum. Teşekkür ederim.